Hasta bezi kullanan hastalar yeni değişiklikle 1 Temmuz'dan itibaren yalnızca medikallerden değil istedikleri yerlerden hasta bezi alabilecek. SGK ise ödemeyi aylık olarak hastanın hesabına yatıracak. Medikal sektörü temsilcileri hasta bezinin istenilen yerden alınabilecek olmasının suistimallere sebep olabileceğini dile getiriyor. SGK aldığı yeni kararla hasta bezi geri ödeme uygulamasında değişikliğe gitti. Daha önce rapor ibraz edilerek medikallerden alınabilecek hasta bezleri 1 Temmuz'dan itibaren itibaren her yerden alınabilecek. Medikallerin düzenlediği faturalandırma sistemi de yeni uygulamayla değişti. SGK hastaların adına aylık olarak geri ödeme yapacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mustafa Akdeniz şunları ifade etti. Hasta bezi kullanan hastaların bir kısmı yatalak durumda. Veya çocuk hasta bezi kullanan hastalar var. İşte otizmli, engelli vesaire. Şimdi bu hastalar geri ödeneklerine, daha doğrusu uygulamanın tamamı şuradan başlıyor. 1 Haziran itibariyle yayınlanan genelge çerçevesinde 1 Temmuz'dan itibaren hastalar istedikleri yerden bezi özgürce alabilecekler. Bu güzel bir uygulama gibi görünse de, Sonuçta hastalar bez alacak mı almayacak mı? Alır alacaklardır. İhtiyacı olan insanlar mutlaka alacaklar. Ancak her aldıkları bez için SGK'ya başvuruda bulunmaları gerekecek. Bu paralar PTT'ye çıkacak. Yatalak bir hastanın gidip PTT'den bu ödenekleri alabilmesi mümkün değil. Böyle bir mağduriyet çıkacak ortaya, ee, karmaşa olacak. Her ay insanlar işlerini güçlerini bırakıp işte SGK'ya bu bez için başvuru ödenek alabilmek için başvuruda bulunması gerekecek. Vakit kaybı, evrak ve zaman memurların meşguliyeti anlamda her konuda zarar olacak bu. Neden böyle bir değişikliğe ihtiyaç duyuldu? Bu belli değil, ortada değil. Yani bunun sebebini merak ediyoruz. Yani hem medikalci mağdur burada, hem hasta vatandaş ve yakınları mağdur bu durumda. Ee, yani bunun sebebini merak ediyoruz. Bu neden böyle bir, bir şeye ihtiyaç duyuldu? Raporu vardır hastanın. Tıbbi olarak endikasyon te, çerçevesinde teşhisi konmuştur. E, bize başvurur, bizden bezini alır. Devlet ödeneğini biz fatura ederiz. Alacağı bezden düşeriz. Aradaki farkı vatandaş bizlere öder. Şu anda yeni uygulamayla tamamını bize ödeme bizlere veya aldıkları yere ödemeleri gerekiyor. Geri ödeme için SGK'ya başvurmaları gerekecek. Şimdi normalde bu 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi gereken kanun kapsamında şöyle de bir açıklama yapıldı. Açıklamada fatura beyan edilmeden sadece raporla hatta reçete bile beyan edilmeden raporla bu malzemenin alınabileceği öngörülüyor. Yalnız burada çok ciddi anlamda KDV 18'den 8'e düşürüldü hasta bezinde. Fakat burada hastaya yatırılan bu ödenekle piyasadan bu malzemeyi tedarik edecek ve burada ister istemez tabii nedir? KDV olayı doğuyor. Biz eğer medikalcilerden bu malzeme alınmış olsa hem biz KDV ödüyoruz artı bir de vergimiz var tabii ki. Vergi ödüyoruz. Burada da tabii çok ciddi anlamda kurumların zararı olacaktır.